hikmeti aralarında müzakere ettiler. Önce Hazreti İbrahim aleyhisselamdan başlayıp ona kıyametten sordular. Onun kıyamet hakkında herhangi bir bilgisi yoktu. Sonra Hazreti Musa aleyhisselamı sordular. Kıyamet hakkında onun da bir bilgisi yoktu. Söz Hazreti İsa aleyhisselama geldi. O, kıyametin kopmasına yakın şeyler hakkında bana bilgi verildi. Ama kıyametin kopma vaktini Allah'tan başka hiç kimse bilemez dedi. Sonra kıyametin alametlerinden biri olarak Deccal'ın çıkmasını anlattı. Şunları söyledi. Sonra ben inip onu öldüreceğim ve bundan sonra halk memleketlerine dönecek. Bu defa onların karşısına Yeccüc ve Meccüc çıkacak ve her tepeden hızla hücum edecekler. Onlar giderken rastladıkları her suyu içip tüketecekler ve uğrayacakları her şeyi bozup alt üst edecekler. Bunun üzerine halk feryat ederek Allah'tan yardım dileyecek. Ben de Yeccüc ve Meccüc'ü öldürmesi için Allah'a dua edeceğim. Duam kabul görecek ve yer onların leşlerinin kokusu ile çok pis kokacak. Ben yine Allah'a dua edeceğim. Allah da bir su gönderecek ve o su onları taşıyıp denize atacaktır. Daha sonra dağlar ufaltılıp dağılacak ve yer derinin yayılıp genişletildiği gibi yayılıp genişletilecek. İşte söylenen bu hal vuku'a gelince insanlara yakınlığı itibariyle kıyametin ev halkının ne zaman doğumu ile aniden karşılaşacaklarını bilmedikleri hamile kadın gibi olacağı bana bildirildi. Peygamber Efendimizin hadislerinden de anlaşıldığı kadarıyla Deccal insanlık tarihi boyunca ortaya çıkmış ve çıkacak olan en büyük fitnedir. Peygamber Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek. Deccal bir süre sonra kendisini Rab ilan edecek. Yani Allah'ım diyecek. Deccal insanlık tarihinin gördüğü en büyük fitnedir. Bu nedenle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Nuh'tan itibaren bütün peygamberlerin